Her sene bunun gibi bir günde mukaddes Hazreti Abbas Aleyhisselam Türbesi Sancak Merasim Değişim Töreni düzenler. Düzenlenen merasim eşliğinde Hazreti Ebu'l-Faz Abbas Aleyhisselam'ın mübarek türbesinin pak kubbesinde yer alan kırmızı sancağın yerine siyah renkli sancak çekilir. Merasim hüzünler ayı, mah muharremin ve matem döneminin başladığını simgeler ve bu bakımdan bir duyuru niteliği de taşır. Aşura faciasının yaşandığı günlerde taziye sunmak isteyen müminler bugün de mübarek türbeye akın eder. Geçen yıllarda olduğu gibi bu gecede müminler, şehitlerin efendisi Hz. İmam Hüseyin ile kardeşi Hz. Ebu'l-Faz Abbas Aleyhümselam'ın pak kubbelerinin sancaklarının değiştiği merasime katılma şerefine nail olmuşlardır. Bu merasim Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve kardeşi Hz. Ebu'l-Faz Abbas Aleyhisselam şehadet hatırasına duyulan Muhammedi hüzün döneminin başladığını duyurmaktadır. Tağut rejimin çöküşünden bu yana her yıl Muharrem ayının ilk gecesinde ya da bir ay öncesinde sancak değişimi merasimi düzenlemek bizde bir gelenektir. Bu merasimde Kızıl Sancağın yerine Hz. Muhammed'in ve Ali Muhammed'in Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Hüznüne duyulan hüznü yansıtmak için siyah sancak çekilir. Yüce Allah'a hamdolsun. Mübarek türbe bu mübarek gece için tüm imkanlarını seferber kılmıştır. Yüce Allah'tan bu münasebeti Yeryüzünün doğusu ve batısındaki tüm müminlerin emirinin taraftarlarına Seyyid Sistani'nin çatısı altında yeniden yaşatmasını niyaz ederiz. Hz. Abbas aleyhisselam türbesinin kıble geçidinin önündeki avluda düzenlenen merasim birçok etkinliğe sahne oldu. Bunlardan biri de barış sancağının yanında Kur'an-ı Kerim'in yükseklere taşınması etkinliğiydi. Bir diğer etkinlikte Irak'ın Meysan eyaletindeki Hüseyin'i matem alayları temsilciliğine matem sancağı teslim edilmesiydi. Akabinde mateme katılanların emrindeyiz ey Abbas nidaları eşliğinde kubbe-i şerifenin matem sancağı çekildi ve Kerbela semalarında dalgalanmaya başladı.